Fotoğraf, video ve tasarımla uğraşanlar için özel olarak tasarlanmış olan MSI PS321QR bu videomuzun konu olacak. Ayrıca bir konumuz daha var o da MSI P100. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer bir sorunuz varsa da yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Dedim madem MSI ile ilgili bir video çekiyorum bir de MSI kulaklık hediye edeyim. GH60 kulaklığı kazanmak için yapmanız gerekeni açıklama kısmında bulabilirsiniz. Özellikle creator yani yaratıcı kişiler ve büyük ekranda çalışmanın keyfini sürmek isteyenler için tasarlandığını söyleyebilirim. Hızlıca paket içindeki kablolara bir bakalım. Direkt olarak 220 takabileceğiniz bir güç kablosu, monitöre kulaklık veya mikrofon bağlayabilmek için ses kablosu, display port kablosu, monitör üzerindeki fonksiyonların çalışması için USB tip B kablosu ve HDMI kablosu pakette yer alan kablolar. Hızlıca montajda devam edelim. Arka kısımda VESA bağlantısı ile duvar ve benzeri yerlerle monte edebilmemiz için bir alan var. Derinde bulunduğundan yükselti yapması için gereken vidalarsa pakette yer alıyor. Genelde ayaklık da kullanacağım için ayaklı monte ederek devam edeceğim. Yerine yerleştirdikten sonra paketten çıkan 4 vida ile sabitleyin. Arkadaki montaj bölümleri görünmesin diye de bir kapak yapılmış ki bence çok mantıklı ve temiz bir görünüm olmuş. Ayaklı oldukça kalın ve büyük bir tabanı var. Yerine yerleştirip dahili vidasını sıkmanız yeterli. Hazır yatay dururken monitör üzerindeki portlardan da bahsedeyim. Sol tarafta güç girişini görebilirsiniz. Sağ tarafta iki tane HDMI 2.0 portu, bir tane DisplayPort 1.4 portu, bir tane Type-C portu ki Thunderbolt değil, USB 3.2 Gen 1 Type-B ve Type-A portu ve ses girişi yer alıyor. Monitörün sol yan tarafında ses kablosu taktığınızda kullanabiliriz mikrofon ve kulaklık çıkışı, USB kablosunu taktığınızda kullanabileceğiniz USB 3.2 Gen 1 tip A portu ve SD kart okuyucu yer alıyor. Bu kart okuyucu son derece iyi olmuş. Böylece bilgisayarınızda bir kart okuyucu yoksa bu alanı kullanabilirsiniz. Tasarım detayları detaylarıyla devam edelim. Yine sol yan kısımda tasarım ve mühendisliğin MSI'ye ait olduğunu gösteren yazıyı görmek mümkün. Ayaklığın arka kısmında ise Prestige logosu yer alıyor. Panel arkasında sol üstte kabartmalı gri bir MSI logosu, ama en önemlisi orta arka kısımda yanarlı dönerli RGB ışıklar yer alıyor. Detaylarından birazdan bahsedeceğim. Arkasında yer alan son ögesi navigasyon tuşu. Monitörlerde 5 yönlü navigasyon tuşunu her zaman sevmişimdir. Çünkü menülerde gezerken hangi tuşa bastığınızı bazen anlamıyorsunuz. Sürekli hatalı menülere girip çıkıyorsunuz. Böyle durumlarda tabi insan biraz sinirleniyor. 4 yönde önceden atanan özelliklerin dışında dilerseniz bu yönleri özelleştirebiliyorsunuz da. Bununla beraber orta kısma basarak ana menüye girebilir ve yapmak istediğiniz her şeyi buradan yapabilirsiniz. Ekranı bölme ve hatta picture in picture dahil. Ayrıca bu menüde üst kısımda o an yapılmış olan ayarları da yine görmek mümkün. Tasarım kısmı devam edelim. Ayaklıkta bir kablo tutucu yer alıyor. Monitör arkasından sarkan kabloları tek bir noktada buluşturmak için son derece ideal. Ayaklıkla monitör arasındaki bağlantı oldukça ince ve kibar ama bu sizi yanıltmasın son derece sağlam bir yapısı var paneli 5 derece öne ve 20 derece arkaya doğru yatırabiliyorsunuz. Bununla beraber ayaklık sabit dururken 35 derece sağ veya sola doğru çevirmek mümkün. Yükseklik ayarı da düşünülmüş, sıfırdan 10 santime kadar dilediğiniz bir yükseklikte ayarlama yapabiliyorsunuz. Burada tek eksik olan pivot yani dikey döndürme olmaması. Bunun da sebebi monitörün oldukça geniş olması. Hem altta hem üstte havalandırma kanalları mevcut. Böylece ısı ile ilgili bir sorun olmadan uzun süreli kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz ayağın oldukça geniş olduğunu söylemiştim. Tam ölçülerini vermek gerekirse 234 299 mm şeklinde. Monitörün genelinde füme bir renk hakim. Alttaki şeritte de bunu görmek mümkün. Solda prestij simgesini gösteren bir tuş ki bununla monitörün tüm ayarlarını yapabileceğiniz bir yazılım açabiliyorsunuz. Ortada MSI logosu, sağda ise açma kapama tuşu yer alıyor. Standby'da turuncu çalışırken de beyaz ışık yanını söyleyebilirim. Panel çerçevesi oldukça ince ancak kullanılır alan tarafında yaklaşık yarım santimlik siyah alan var. Teknik özelliklere devam edelim. 32 inç ekran boyutu mevcut. Bu ekran 2560'a 1440 WQHD görüntü sağlıyor. Tabii ki farklı yüksek çözünürlükleri de gösteriyor. VESA sertifikaları Display HDR 600 ile 400 nitlik parlaklığa sahip. Bine bir kontrast oranı ve tasarım monitörlerinde görmeye alışık olmadığımız 165 herse 1 milisaniye tepki süresi var. Bu ikisi daha çok oyuncu monitörlerine ait özellikler. Bu da demek oluyor ki bu monitör ile oyunda oynayabileceksiniz. Rapid IPS panel ile sRGB ve Adobe RGB'de %99, Display p 3 ise %95 oranında renk gamutunu kapsıyor. Bu da size doğru renkleri görmenize yardımcı oluyor. Ayrıca yatayda ve dikeyde 178 derece görüş açısı sağlıyor ki tabii ki kimse bu kadar kenardan bakmaz. Monitörün 10 bit olduğunu, delta E değerinin 2'nin altında olduğunu, ve HDR özelliğinin olduğunu söyleyerek devam edeyim. Boyutların daha rahat kavrayabilmeniz için tam şöyle yanında duruyorum ki işte benim kafama göre ya da vücuduma göre ne kadar bir oranda olduğunu size daha rahat görebilirim. Kullandığım ürünün paket içerisinde bir de hood denilen gölgelik çıkıyor. Burada amaç üç yönden gelebilecek ışık yüzünden ekranda oluşacak farklı ışık parlaklıkların önüne geçerek renklerdeki sapmaları önlemek. Ufak bir örnekle de bunu göstereyim. Mıknatıslı bir yapısı olduğundan takıp çıkarmakta son derece kolay. Testler sırasında MSI P100 masaüstü bilgisayarı kullanacağım. Bu arkadaşa masaüstü bilgisayar demek ona hakaret etmek gibi adeta çünkü o kadar güzel bir tasarım var ki sanki bir sanat eseri. Zaten 2020 Red Dot tasarım ödülüne de sahip bir cihaz. Şu an kullandığım modelde 10. nesil i7 işlemci, 32 GB RAM ve 8 GB RTX 2070 süper ekran kartı takılı. Ekran kartı üzerinde 2 DisplayPort ve 2 HDMI çıkışı olduğunu da söyleyebilirim. Ben testlerde görüntüyü DisplayPort üzerinden göndereceğim. Önce HDR açık ve kapalı arasındaki farkı size kısaca göstereyim. Elbette HDR açıkken çok daha iyi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ancak şunu da söylemek lazım, HDR açıldığında monitörün bazı kişileştirme özellikleri de devre dışı kalıyor. Yani ya HDR kapalı olacak ve parlaklık, kontrast vesaire kişileştirebileceksiniz ya da HDR'ı açıp akışına bırakacaksınız. Karar sizin. Size hızlıca bir de monitör testi yapayım. Burada dikkatimi çeken köşelerdeki kararmanın neredeyse yok denecek kadar az olması. Yani bazı monitörler var ki resmen etrafında vinyet var. Burada böyle bir sorun yok. Büyük monitör seçmemizin en büyük nedeni kullanacağımız programları çok daha efektif kullanmak. Örneğin Notebook'ta Premiere Pro çalıştırdığımda çoğu şeyi görmekte zorlanıyorum. Hatta izleme ekranında ayrıntıyı da göremiyorum. Standart haliyle Premiere Pro'yu açtığınızda 5 parmaktan büyük, bir karıştan biraz küçük bir ekranınız oluyor. Ama tüm alanı efektif kullandığınızda neredeyse bir karış yani kullandığım notebook ekranı kadar bir ana ekrana sahip oluyor. Büyük ekran bu nedenle mükemmel bir tercih nedeni. Ayrıca Lightroom veya Photoshop kullanırken tüm araçları sıkıştırmadan rahat rahat açıp kullanabiliyorsunuz. Bir tasarımcı zaten başka bir şey istemez herhalde. Ekranın sol alt tarafında bir Prestige logolu tuş olduğunu bahsetmiştim. Bu tuşa bastığınızda eğer USB kablosu takılıysa Creator OST isimli bir uygulama açılıyor. Bu uygulama sayesinde monitör üzerinde herhangi bir işlem yapmadan tüm ayarları değiştirebiliyorsunuz. Standart görünüm ayarlarını kullanabilir, istediğinize göre önceden tanımlı görünüm modlarından birini seçebilirsiniz. Hatta kendi özel görünüm ayarınızı bile yapıp kaydedebilirsiniz. Burada ilginç olan şeylerden biri ekranı ikiye bölme ve resim içinde resim kullanımı. Bunun için elbette iki tane bilgisayar bağlantısı yapmanız gerekiyor. Ben burada ikinci bilgisayarı Type-C üzerinden bağladım. Bu arada Type-C üzerinden sadece görüntüyü gönderebiliyorsunuz. Creator OSD'yi çalıştırmak için ise Tip B USB ile bağlantı kurmanız gerekiyor. Şu an iki farklı bilgisayarı tek ekranda görebiliyorum. Bununla beraber eğer uyumlu bir mouse kullanıyorsanız tek mouse ile iki bilgisayarı da yönetebileceğinizi unutmayın. Pip kısmında yani Picture in Picture'da ikinci bilgisayarı üç farklı büyüklükte ekran üzerinde önceden tanımlı alanlardan birini ekleyip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Oldukça işe yarar bir özellik. Ekran yardımı kısmında eğer tam ekranda bir ölçeklendirme yapacaksanız son derece ideal olacaktır. Temelde size rehber çizgileri veriyor ama hemen hemen her konuda. Cetvel, kağıt boyutu, orta işareti, ızgara ve hatta 1/3 kuralına uygun rehber çizgiler. Bölünmüş pencere kısmı birden çok pencere ile çalışmak istediğinizde tek seferde hepsini istediğiniz konumda ayarlamanızı sağlayan bir bölüm diyebilirim. Bunların dışında araçlar ve ayarlar kısmında çok sayıda özelliği değiştirebileceğinizi unutmayın. MSI Mystic Light ile arka kısımdaki ışıkları da değiştirebilirsiniz. Arkadaki ışıklar aşırı şiddetli değil bu nedenle ortamı aydınlatmaktan çok monitör arkadan gören kişiler için efekt yapmak gibi bir şey diyebiliriz. Fotoğraf, video, tasarım, çizim ve benzeri işlerle uğraşan, doğru renklerin önemini anlayan ve günün sonunda mükemmel sonuç elde etmek isteyen büyük ekran sevenler için bence MSI PS321 QR mükemmel bir tercih olacaktır. Bu videomuzda bizler için özel olarak tasarlanmış olan MSI PS321 qryi inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.